insanız. Yeniye çabuk alışıyor, eskiyi çabuk unutuyoruz. Bugün konforundan istifade ettiğimiz birçok şey sanki hep hayatımızdaymış gibi geliyor bize. Ama öyle değil. Günde 3 saat, 2 saat kalma oluyor burada. O iş bitmez bacım, bitmez. Gelin birlikte hafızamızı tazeleyelim ve Türkiye'nin ulaşım alanındaki 18 yıl önceki durumuyla bugününü karşılaştıralım. Asırlık hayaller, bitimsiz özlemler ve ertelenmiş yatırımlar nasıl bir hayata geçmiş beraber görelim. Türkiye'nin 2002 öncesi toplam bölünmüş yol uzunluğu 6101 kilometreydi. 2020 itibariyle bu uzunluk 27.700 kilometreye ulaştı ve devam eden projelerle uzamaya devam ediyor. Kesintisiz otoyol ulaşımı mümkün hale gelmiştir. 2002'de 1715 kilometre olan toplam otoyol uzunluğu iki katı artarak 2020'de 3523 kilometreye ulaştı. Uzamaya devam ediyor. Özellikle ulaşımda çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. 1923-2002 arasında inşa edilen tünellerin toplam uzunluğu 50 kilometreydi. Son 18 yılda 10 kattan fazla artarak 512 kilometre yeni tünel inşa edildi. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyollarıyla asırlık hayaller gerçekleşti. Köprü yapılıyor, niye yapılıyormuş? Marmara Ray yapılıyor, niye yapılıyormuş? Dünyada üçüncü olacak havaalanı yapılıyor, niye yapılıyormuş? Türkiye gelişsin istemiyorlar. Bu dönemde Türkiye yüksek hızlı trenle tanıştı. 1213 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi. Yapımı devam edenlerle birlikte Türkiye bir ucundan diğerine hızlı tren hattına ve konforuna kavuşuyor. 2002'de 10.948 kilometre olan demiryolu hat uzunluğu 2020'de 12.803 kilometreye, 2003'te 2.505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğu 2020'de 6.526 kilometreye, 2003'te 2.082 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu 2020'de 5.733 kilometreye ulaştı. Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul hızlı tren hatları ve Asrın projesi Marmaray hizmete alındı. Türkiye'ye ulaştırma yatırımlarında da hamdolsun çağ atlatıyoruz. Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryolu ulaşımı Kars-Tiflis-Bakü projesiyle hayata geçirildi. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla Bakü-Tiflis Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da artırdı. Demir yoluyla taşınan yolcu sayısı 2002'de 3.9 milyonken 2019'da 17.5 milyona ulaştı. Demir yoluyla taşınan yük miktarı 2002'de 6.6 milyon tonken 2020'de 30 milyon tona ulaştı. Türkiye geciken kara trenleri, uzayan hasretleri ve bitmeyen gurbetleri türkülerde ve romanlarda bıraktı. Türkiye'nin son 18 yılda yaptığı büyük sıçramanın en önemli alanlarından biri de hava yolu ulaşımı oldu. Hava yolu halkın yolu, sözü gerçek oldu. Bugün finansmanından inşaatına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu dev projeyi tamamladık ve ilk etabının resmi açılış törenini sizlerle birlikte yapıyoruz. 2002'de 26 olan havaalanı sayısı 2020'de 56 oldu. Yıllık toplam yolcu sayısı 33 milyondan 208 milyonun üzerine çıktı. 2002'de Türkiye'den 60 noktaya gidilirken bu sayı 2020'de 329'a ulaştı. 2002'de 2.2 milyar dolar olan havacılık sektörü cirosu 2019'da 27.2 milyar dolara çıktı. Aynı tarihlerde çalışan sayısı 65 binden 295 bine, uçak sayısı ise 138'den 565'e yükseldi. Denizcilik sektörüne sağlanan desteklerle limanlarımızda işlenen yük miktarını 2002'deki 150 milyon ton seviyesinden 2019'daki 484 milyon ton seviyesine çıkardık.
Türkiye artık devler liginde. Ulaşım alanında yaptığı dev yatırımlarla mesafeler kısalıyor, hasretler azalıyor. 100 yılı 18 yıla sığdıran Türkiye sevdası ve millete hizmet aşkı muasır medeniyetler seviyesinin de üstünde hedefine doğru yürüyüşüne devam ediyor.